Sultanım. Senin ne işin var burada? Neden geldiğimi biliyorsun. Bizim için hala bir umut var. Her şey mazide kaldı. Canımdan oluyordum. Bir daha kaçmayacağım. Yoruldum artık, anlıyor musun? Yoruldum. Senden de, sana olan aşkımdan da nefret ediyorum artık. Bunlar gerçek değil. Kalpten söylemiyorsun. Ben senin için hanedanı yok etmeye razıydım. Bu yüzden aylardır buradayım. Dışarı çıktığım an öldürecekler beni. Lakin sen bana karşılık kardeşinin hayatını seçtin. İşte o gün, o an bitti her şey. Anla artık. Sultan. Eğer gitmezsen avazım çıktığı kadar bağırır yakalatırım seni. Hesabını Sultanahmet'e verirsin. Bir daha bana sakın yaklaşma. Kardeşini özlemedin mi Mehmet? Şahin. Sen hala neden buradasın? Niyetin ne senin? Sen beni bırakıp gitmedin. Ben de seni bırakıp gitmeyeceğim kardeşim. Hem Fahriye Sultan bile günahlarından arındığına göre benim için de bir fırsat var demektir. Aylardır seni arıyorlar Şahin. Biri görecek. Yürü, düş önüme. Hadi. Hanzade Mehmet Giray. Hoş gelmişsiniz. Hoş buldum. Hayırlara vesile olsun. Mesele nedir? Yoksa yine Şahin mi? Yer yarıldı, içine girdi sanki. Aylardır hiçbir iz yok kendisinden. Daha evvel de söyledim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şahin'i görmedim. Fahriye Sultanımızı kullanmak suretiyle hanedanımızı yok etmek istedi. Ki biri kardeşiniz, diğeriyle gizli bir münasebetiniz var. Ve siz bu işin içinde yoksunuz. Öyle mi? Öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Ancak Şahin Girey'i bulma konusunda bize yardımcı olmadığınız da aşikar. Hiç mi temasa geçmedi sizinle? Bana itimadınız yok mu? Size var. Size var, lakin biraderinize yok. Yoksa hünkârımız sizi kalgay ilan eder miydi hiç? Yerinizde olsam Şahin Giray gibi bir haini teslim eder, hünkârımızın gönlünü fethederdi. Haini çok uzaklarda arıyorsun, hasoda başı. Belki de çok yakınındadır. Burnunun dibindedir. Lakin sen göremiyorsundur.